Var. Talebi biliyorum. Mecliste de dillendirdim. Yakın bir zamanda inşallah Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, kıymetli hocamız Vedat Bilgin Bey'le de bu konuyu görüşeceğim. Buradaki kardeşlerimizin taleplerini kendilerine ileteceğim ve netice alınması için de gerekli adımları atacağız. Ücretli öğretmenlerin, ben sesiyim zaten başından itibaren bir öğretmen kökenli birisi olarak. O yüzden herhalde çok mesaj tabii, geldi sizi duyunca. Ücretli öğretmenlerimizin belki tamamının kadro ihtiyacı karşılanmayabilir. Yalnız içinde yeterli dönemde görev yapmış, KPSS'den öğretmen olabilecek düzeyde bir puan almış ve yeterli ders saati kadar saate girmiş öğretmenlerimizle ilgili. Geçmişte bir kadro tahsis edildi. 5000 kişilik bir kadro tahsis edildi. Benzer bir uygulamanın yapılmasını istiyoruz. Bunun için ben kanun teklifi de verdim. Fakat bu yapılırken tabii bir de öbür tarafta atama bekleyen yüz binlerce öğretmen adayımız var. Onların kontenjanına müdahale etmeden yani orada 20 bin atanacaksa bu sene o 20 bin olmalı. Bu 5 bin ayrı verilmeli. Yani onların kontenjanına kesinlikle onlar bir zarar görmemeli bu işten. Ama buradan daha önemlisi bunların ücretleriyle ilgili iyileştirme yapılması lazım. Çünkü ücretli öğretmenlik bir meslek olarak başlamadı. Eksik, açık derslere dışarıdan öğretmen kimliğine sahip ya da üniversite mezunlarının girmesiyle başladı. Yani peki. Ama şu anda öyle bir hale geldi ki 91 kişilik bir meslek ordusu haline dönüştü neredeyse. Yani öğretmenlik mesleği içerisinde 90 bin kişiden bahsediyoruz. Öğrenciye ders veren 90 bin kişiden bahsediyoruz. Bunların hala ayda 2000-2500 liraya çalışmaları, çünkü başka yaptıkları iş yok. Belki bazıları yapıyordur ama çoğunun ikinci bir iş yok. En azından bu ücretler, efendim işte normal bir kadrolu öğretmenin ek tez ücretiyle eşit değil de, bunun iki katı gibi bir ücrete çıkarılabilirse, çünkü bunların maaşı yok. En azından asgari ücret üzerinde bir ücrete kavuşturularsa peki, çok iyi olur diye düşünüyorum.